Hepinize merhaba arkadaşlar. Cep Market YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Samsung cam değişimi hakkında bir videomuz var. Onu paylaşmak istedik. İsterseniz şimdi bize anlatır mısınız? Mesela şu cihazımızda cam çatlak, buna da cam çatlak. Buna neden cam değişimi oluyor? Buna neden ekran değişimi oluyor? Şimdi JD Pro gördüğünüz gibi bu komple ekran değişmesi gerekiyor. Çünkü içten darbe aldığı için hiç görüntüsü yok maalesef. Evet, ekrana görüntü gelmiyor. Ama JD Prime'da durum tam tersine. Evet, gördüğünüz gibi iç görüntüde hiçbir problem yok. Bunun üzerine sadece cam değişimi gerçekleştireceğiz birazdan. Şimdi cam değişimine uygun mu değil mi? Hemen bir dokunmatik testi yapıyoruz. Değil mi usta? Evet. İsterseniz onu masaya bırakalım. Şöyle. Evet arkadaşlar, ekrandaki yeşil kare ve içindeki çapraz çizgi tamamlanabiliyorsa bu cihaz cam değişimine uygundur. Evet, cam değişimine uygun. Evet, gördüğünüz gibi ekranda şu an hiçbir piksel hatası, hiçbir problem yok. Sadece ekranı kasadan ayıracağız. Ekrana hiçbir zarar vermeden yeni cam onarımını gerçekleştireceğiz. JD Prime doğru mu? Evet, JD Prime modelimiz, evet. Samsung. Cam değişimi yapınca arkadaşlar ne karımız oluyor, ne avantajımız oluyor? Hem daha ekonomik bir fiyata maliyet oluyor. En büyük artısı da kendi orijinal ekranımız bizde kalıyor. Dışarıdan A kalite, B kalite, işte acaba şu olur mu, bu olur mu gibi soru işaretli bir ekran almıyoruz. Kendi orijinal ekranımız bizde kalıyor. Birazdan işleme başlayacağız. JD Prime. Evet. Evet arkadaşlar, cihazımız yeterince ısındı. Şu anda ekran telefonun kasasından ayrı bir duruma geldi. Teknisyen arkadaşımız çok ince bir ayraç ile ekranı kasadan ayırmaya başladı. Biz bugün sadece cihazdan ekranı ayıracağız. Sonra ekranı ayrıca bir bölüme alıp ekrandan cama ayıracağız. Ve cam değişimi yapmış olacağız. Evet arkadaşlar, bir parça daha ilerleme kaydettik ve şu anda ekran açılır duruma geldi. Evet. Ekranla şu anda karşı karşıyayız. Şimdi ne yapıyoruz İhsan Bey? Şimdi ekranı kasadan çıkaracağız. Separatörün üzerinde tel ile kırık camdan ayıracağız. Evet, bu ışık yıldı separatörümüz. Şu cihazın imeği gözükmesin. Aynen şöyle tutuyorum. Evet, hemen sokuyoruz. Evet. Şu anda ekran cihazdan ayrılmıyor arkadaşlar. Alçata yardımıyla soket yerine çıkartıyoruz. Önce soket kapağını söktük. Evet, çıktı ekran. Evet, şimdi ekranımızı camdan ayırmak için, değil mi İhsan? Evet. Şimdi camdan ayırmak için ısı ve vakum yardımıyla. Şu an 90 derecede. 90 derece arkadaşlar. Evet. Evet, 90 derecede. Evet, şimdi teknisyen arkadaşımız JD Prime'ın ekranı ile camını birbirinden tel ile ayırma işlemine başladı. Bu telin bir özelliği var mı? Telin çelik tel. Evet, çok ince çelik tel vasıtasıyla Samsung ekranı camından ayırıyoruz şu anda arkadaşlar. Isıtıcılığı separatörün üzerinde ayrıca çekiyor değil mi ekranı? Evet. Ekranı hem çekiyor hem sabit kalmasını sağlıyor, hem de ısı veriyor aynı zamanda. Ekranı kendi doğru çekiyor makinamız. Sabit kalmasını sağlıyor. Ve ısı veriyor ki cam üzerindeki yapışkan yumuşasın diye. Evet, yumuşasın. Son bir defa daha işlemi yapacağız. Aynı işlemi tekrar ediyorum.
canlı yayın yapmak üzere vektörümüz elimizde. Şurada gördüğünüz kırık cam. Hocam arkadaşlar. Bu çöp. Bu cam çöp. Bizde kalan tam orada ekran üzerine yeni cam takılacak. Evet arkadaşlar, ekran ile şu anda karşı karşıyayız. Ekran üzerinde yapışkan var, silikon. Bu silikon temizlenecek. Ondan sonra üzerine yeni cam takılarak kullanıma hazır hale gelecek. Pres makinesini yapıyoruz değil mi? Evet. Yani profesyonel makinalarla tüm işlemler gerçekleşiyor. Bu silikon ismi Oka, doğru mu? Evet, Oka. Oka bir iletkendir. Ekran ve cam arasındaki yapışkan hem iletken özelliğe sahip bir madde. Konuşmayacağım. Evet arkadaşlar, cam değişim için makinemiz budur. Şöyle. İster misiniz? Bir parça tanıtır mısınız makinemizi? Makinamız bütün cep telefonu ekranlarını onlara bilme kabiliyetine sahip. Evet. Elektronik panel değil mi? Evet. Tamamen dokunmatik panel. Cam değişiminde presi mi makine yapıyor? Evet, sadece pres işlemi yapıyor. Her marka telefonun kalıbı olduktan sonra cam değişimi yapabiliyor. Evet, kesinlikle. JD Prime için cam değişimi başladı. Ekran temizlendi değil mi? Ekranımız mı oldu? Evet, ekranımız gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Evet. Hiçbir hata yok. Şimdi ekranın kalıbı iyileştiriyoruz. Her ekranın kendine göre kalıbı var. Gördüğünüz gibi oturdu. Şimdi son temizliği yapacağız. Son bir kez daha temizledikten sonra sıfır hata olana kadar temizliyoruz değil mi? Evet. Hiçbir toz olmayana kadar. Gördüğünüz gibi ekran tertemiz. Hiçbir problem yok. Şimdi camı yapıştıracağız. Esnasında ekran zarar görmesin diye altta nano sünger kullanıyoruz. Nano sünger. Evet. Kaç derece oluyor şu anda? Şu an derece değil de bu daha çok basınç ayarları. Basınç ayarları. Vakum metre. Evet. 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 O üstteki tabaka aşağı doğru baskı yapacak. Evet. Cam basacak, doğru mu? Bir pres işlemi yapacak yani. Evet arkadaşlar, heyecanla bekliyorum. Tabaka aşağı doğru gelip buradan kanatla
işlem tam 30 saniye sürüyor. Şu an işlem başladı. Testleme işlemi yapılacak şu an. Cam ekrana yapıştı, doğru mu? Evet, şu an arasındaki olan ekran ve cama yapıştı. 30 saniye mi kalın? 30 saniye içinde yapılmaz. %90 az hale gelecek. Ufak tefek kolarcıklar kaldıysa da nasıl içmek bir istiyarım yapacak. Yolu bekliyoruz. Baloncuk kalırsa alıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi pres işlemi bitti. Ufak tefek kabarcıklar kalmış arkadaşlar. Bunu da basınç makinesi yardımıyla bir 5 dakika bekleterek kullanıma hazır hale getireceğiz ekranı. Onunla görelim. Evet, vakum makinemiz, baloncuk makinemiz değil mi? Evet, yaklaşık 5-10 dakika içerisinde. Ekranın üzerinde çok az baloncuk kaldı arkadaşlar. Farklı farklı yerlerde. O baloncukları da almak adına şimdi vakum makinesine yerleştiriyoruz. Zaten burada yazdığı üzere Minimal Bubble Nation baloncuk alma makinesi. Ne kadar sürüyor bu işlem? Yaklaşık en fazla 10 dakika. 10 dakika sonra kremden çıkacak tertemiz JVT ekranımız. Evet arkadaşlar, 10 dakika geçti. Açıyoruz. Şöyle gösteriyorum. Evet. Hava kabarcığı kalmadı. Şu anda montaja hazır. Evet arkadaşlar, yeni ekranımız şu anda stand üzerinde. Silikonla işlemi tamamlamadan önce bir kez test ediyoruz. Ekran olmuş mu? Sağlam mı? Dokunmatiği sorunlu mu? Sorunsuz mu? Test moduna alıyoruz. Yıldız kare, sıfır yıldız kare diyoruz. Oradan taçı seçiyoruz ve dokunmatik testine başlıyoruz. Evet, dokunmatik testi başarılı. Ekranda herhangi bir piksel kaybı yok. Samsung J7 Prime ekran şu anda hazır. Sahibi güle güle kullansın.